Türkiye'nin mucizelerini Avrupa'ya taşıyan profesyonellerin öyküsüdür. Avrupa'da çalışan Anadolu sevdalısı insanların hikayesini izleyeceksiniz. Onlarla beraber heyecanı, eğlenceyi, dostluğu yaşayacak, onlarla gurur duyacaksınız. Çiroğlu'nun şampiyonları Anadolu'nun mucizeleriyle buluşuyor. Güzel bir yolculuğa çıktık. Çiloğlu Grup olarak geleneksel hale getirdiğimiz pek çok organizasyonumuz var. Türkiye gezisi de sadece bunlardan biri. Hep beraber gezdiğimiz, üretimleri yerinde gördüğümüz ve hep beraber eğlendiğimiz bir organizasyon olacak. Yola çıkıyoruz. Kalitenin, sağlığın ve şifanın kaynağını görmek, sahip olduğumuz hazineleri tanımak, dostlarımızla eğlenmek, motivasyonumuzu arttırmak, şampiyonlarla mucizeleri buluşturmak için. Büyüklüğümüzü tekrar hatırlamak ve tazelenmek için yola çıkıyoruz. Heyecanlıyız. Dört gözle bekliyoruz geziyi. Heyecanla bekliyoruz. Yolculuğa hazırız. Güzel gezi olacak. Güzel bir organize inşallah. İstanbul'u, Akhisar'ı, İzmir'i, Antep'i parçalamaya geldik. Sahip olduğu değerleri ele almak ve dünyaya tanıttığı Türkiye mucizelerini yerinde görmek için bir araya gelen Çiloğlu ekibi son derece samimi geçen bir kahvaltı sonrasında yola koyuldu. İstikamet Ege bölgesiydi. Avrupa'nın fatihleri Manisa'da muhteşem bir karşılamayla taçlandırılırken, Anadolu'nun zengin mutfağından muhteşem yerel tatların yer aldığı ikram sonrası mucizeyi yakından tanıma anı yaşandı. Bu an, bu mucizeyi gerçekten tanıma anı, lezzeti hissetme anı, elimizdeki değeri bilme anı. Başarı ve performans ödüllendirilirken yaşanılan gurur kolektifti. Ardından o mucizevi buluşma gerçekleşti. Çiloğlu ekibi satışını yaptığı zeytini bizzat ağacında görerek nasıl kıymetli bir hazineyi pazarladıklarını tekrar idrak ettiler. Zeytini, inciri sadece fabrikada değil, dalında görme, inceleme, hatta toplama imkanı bulduk. Bu gezi çalışma arkadaşlarımız için inanılmaz bir deneyim oldu. İlk durağımız Anadolu'nun siyah incilerin yetiştiği Akhisar'dı. Akhisar'da zeytin fabrikamıza indik. Oradaki arkadaşlarımız bizi özel bir karşılamayla karşıladılar. Sahadaki ekiplerin başarısına göre madalyalarımızı aldık, teşviklerimizi aldık ve fabrika üretimine geçtik. Üretimin her aşaması bir müfettiş titizliğiyle incelendi. Sonuç gurur vericiydi. Türkiye'nin mucizesini Avrupa'ya daha çok tanıtmak adına büyük bir coşku, azim ve kararlılık gözlerden kaçmıyordu. Mucizeyi yiyen adam senin kaliteni anlar. Mucizeyi, muhteşemi, goldü yiyen adam senin Türkiye'deki zeytinin mükemmelliğini anlar. Bizim Avrupa'da satılması gereken doğru ürün, kalibresi yüksek üründür. Öncelikle hedefimiz Çiloğlu profesyonel ekibinin ürünlerin her aşamasını yerinde görmesi ve birinci elden bilgi sahibi olması. Ekip olarak ürünlerimizi ne kadar yakından tanırsak o kadar güçlü şekilde arkasında durabileceğimizi düşünüyorum. Anı yaşıyoruz, fabrikadaki ortamı dokunarak hissedebiliyoruz ve bize artı motive olarak dönüyor. Gittiğimizde müşterilerimize de aktarıyoruz bunu. Çiloğlu profesyonelleri eğlenmeyi bildiklerini de bir kez daha gösterdiler. Zelden gönlüm geçmez güzelden,
gönlüm geçmez güzelden. Deryaymış benim arkadaşlarım. Ne marifet sahibi insanlarmış. Bestekarlar var içlerinde. Müthiş ses tonları var. Anlatılmaz bambaşka bir duygular yatışadık otobüsün içerisinde. İç içe aile olmanın mutluluğunu yaşadık. Kaliteli incirin ana vatanı Aydın'da şampiyonlara yakışan bir karşılamaya şahit oluyoruz. Avrupa'nın fatihlerini bağrına basıyor Aydın'ın gönlü geniş insanları. İncir çeşitlerimizin %70'inin çıktığı işletmemizdeydi bugün sıra. Fabrikamızda hazırlıklar vardı. Vardığımızda oraya müthiş bir karşılama. Bütün ekip bizi bekliyordu. Ve kendimizi krallar gibi hissettik. Satılan ürünün üretim aşamasının her adımına şahit olmak apayrı bir keyif ve ayrıcalık. Çiloğlu çalışanları bu ayrıcalığı doyasıya yaşadı. Türkiye'mizin en kaliteli dünya incirinin %65-70'inin çıktığı bir yerin incirlerini biz Avrupa'ya sunacağız. Dünyaya yaşatacağız, dünyaya yedireceğiz. Satışını yaptığımız ürünlerin arka planını görmek için mükemmel bir organizasyon oldu. Artık şundan eminiz, büyük Türkiye'nin büyük firmasıdır Çiloğlu. Biz satış temsilcileri fabrikayı yerinde ziyaret ettik. Halk ilişkiler personeli, lojistik görevlileriyle aynı masada yüz yüze yemek yedik. Muazzam bir deneyim benim için. Ürünlerimiz birer mucize. Kalite, sağlık ve şifa mucizesi. Bu gezide de bir kez daha gördük ki doğal güzellikler ve kültürel miras anlamında da ülkemiz çok mucizeler sahip bir memleket. Üretimi gördüğün zaman, ürünü tanıdığın zaman, ürünü ne kadar iyi tanırsan o kadar güzel anlatırsın. O kadar da güzel satışı oluyor. Birinci günün sonunda günün değerlendirmesi ve görüş alışverişi yapılırken Çiloğlu ekibinde yorgunluktan eser yoktu. Satışta, pazarda olan arkadaşlarım da görmüştürler ki ya bir dakika ben bu işin şu kısmını unuttum. Bunu işleyeceğim bundan sonra. Artık ben inanıyorum ki Avrupa'da hak ettiği makamı bulacaklar arkadaşlar. Bu kiminle bulabilir? Lider insanlarla. Bu kiminle bulabilir? İşini başaran insanlarla bulunabilir. Kendine inanmış, yürekten güvenmiş. Yürekten varsınız. Her zaman şampiyon olacaksınız. Bugün değil, yarın değil, bütün ömür boyu şampiyon olacaksınız. Ve günü canlı müzik eşliğinde tamamladı şampiyonlar. Çevirdim yönümü döndüm divana, gurbet kelepçedir yurdu sevene, bilerek koluma taktım cidrem. Güzel bir kahvaltı sonrası yine yola koyuldu Çiloğlu otobüsleri. İstikamet Anadolu'nun eşsiz güzellik manzarası eşliğinde İzmir Torbalı. Yine neşe, yine samimiyet, yine dostluk havası. Urfalıyım ezelden Urfalıyım ben. Zelden gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden var. Büyük bir aile olarak beraber seyahat etmek, eğlenmek, vakit geçirmek farklı yeteneklerimizi keşfetmemizi sağladı.
birbirimize daha da bağlandık. Çiloğlu Grup bu sene ürün gamına turşuyu da eklemişti. Personelleri taşıyan otobüsler turşu fabrikasına yaklaştığında yepyeni bir heyecan vardı. İzmir Torbalı yönünde turşu fabrikamıza doğru ilerledik. Orada bir şeye inandık ki kalite kesinlikle tesadüf değil. Kalite kesinlikle tecrübe gerektiriyor. Kesinlikle profesyonel insanlar gerektiriyor. Kesinlikle modern makineler gerektiriyor. Ve bunların birleşiminden kalite oluşuyor. Ve orada bizim işletmelerimizdeki kalite gücünü, yatırımlarını hissettik. Turşu çeşitlerimizi birebir tattık. Bu gezide en çok aklımda kalan otobüs seyahatleriydi. Ve fabrikalarda emekçi insanları görmekti. Fabrikalarımızı gezdik, ürünlerimizi tanıdık. Yapılışına baktık bizzat kendimiz. Kendimiz de hazırladık. Müşterimize de güvenle tedarik etmeye çalışacağız. Ürünün her aşamasında ne gibi zorlukların, ne gibi emeklerin sarf edildiğini gördük. Bu da bizim için büyük bir onur ve mutluluk. Çünkü gerçekten biz sattığımız her üründe bir emeğin bir karşılığını almış oluyoruz. Tabii Şahin Bey'in bahsetmiş olduğu konular da çok önemli. Çünkü ürün aşamasındaki yapılan ürünlerin güzel anlamında satışını bize etkileyecek çok güzel bilgiler verdi. Biz de bunların ışığında inşallah sahada en güzel şekilde müşterimize anlatarak geri kazanımını sağlayacağız. Çiloğlu demek zamanı verimli kullanmak, vaktin en değerli sermaye olduğunu bilmektir. Bu sebeple gecikmeden tekrar yola koyulan Çiloğlu ekibinin yeni istikameti Manisa Saruhanlı'ydı. Ve yönümüzü Manisa Saruhanlı'ya çevirdik. Zeytin işletmemize gidiyordu. Orada yeşil zeytinlerimiz işleniyor. Genlik, paşa zeytinlerimiz işleniyor. Yine aynı üst düzeyde karşılandık. Bütün ekip arkadaşlarımız bizi bekliyordu. 100 kişilik bir iş adamı topluluğunu bekliyordular. Onu görünce mutluluktan uçtuk. Hepimiz çok farklı duygulandık, duygulara büründük. Memleketimizde gerçekten şampiyonun hak edeceği ürünler var. Gerçekten Avrupa'ya layık, dünyaya layık kaliteli ürünler çıkıyor. Bunu hissettik, bunu yaşadık. Şahsen birkaç gündür inanılmaz bir zihinsel rahatlık hissediyorum. Yaptığım işin büyüklüğü beni mutlu ederken zihnen ve bedenen zindeleştim. Ekibiyle beraber olmak, hep birlikte olmak, bütün Avrupa'yı buraya toplamak, burada kendi ülkemizin ürünlerini görmek, tatmak, nasıl emek veriliyor, nasıl emek harcanıyor. Bu tabii ki çok doğal yaşıyoruz bunu burada. Tabii bize de oraya gittim miydim, bize bayağı bir keyif veriyor sahada olduğumuz zaman. Sahada büyük avantajımız olacak. Tabii biz bunları resimledik, videoladık. Bunları tabii müşteriye aktaracağız. Kendimiz bizzat yaşadığımız için aynı o şekilde müşteriye de aktarırsak bu bize büyük bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Ekipteki tatlı yorgunlukla beraber şarkılar, türküler, fıkralar, oyunlar eşliğinde Anadolu'nun derinliklerine yapılan yolculuk devam ediyordu. Çiloğlu markasının profesyoneli olmak, sürekli hareket etmek, hep ilerlemek demekti. Ve otobüslerimiz bu kez Anadolu'nun güneydoğusundaki zenginliklere doğru yol alıyordu. Anadolu'nun kültürel ve tarihi zenginliklerini birebir yaşamaya devam ediyordu Çiloğlu çalışanları.
defa tadıyorum ve gerçekten çok beğendim. Beyran çorbası çok şahane. İlk defa tadıyorum. Antep'e sırf bunun için gelebilirim. Harikaydı. Öncelikle beyran çorbası çok değişik ve güzel geldi. Acısı bol, sabah sabah insanı uyandırmaya da birebir. Gezi çok güzel geçiyor. Bir aile havasında herkes işte yeni tatlar keşfediyoruz. Ülkemizdeki olan yemek kültürünü öğreniyoruz. Bir diğer kazancımız ise Anadolu'nun kültürel ve tarihi mirasını bizzat yerinde görmekti. Müthiş lezzetler, keyifli ve eğlenceli geziler bu programın tadını damağımızda bıraktı. Öncelikle gezi çok güzel geçiyor, motivasyon çok yüksek, eğlenceler tavan. 2 senedir Çiloğlu'ndayım, çok memnunum, büyük bir aileyiz. Hem sevgi, hem eğitim, hem eğlence, çok memnunuz, gezi süper gidiyor, arkadaşlar çok memnun. Bu tarz gezileri sıklıkla istiyoruz Çiloğlu'ndan. Bu gezide aklında kalacak çok güzel hatıralar ve anılar var. Bunlardan bir tanesi bu kadar uykusuzluk ve yorgunluğa rağmen bütün ekip arkadaşlarımızla yeniden tanıştık. Ürünlerimizle yeniden tanıştık. Firmamızı yeniden keşfe çıktık. Davulla, zurnayla karşıladılar. Bizi mutlu ettiler, kurban kestiler bizim için. Bizim ürünlerin üretim aşamalarını bir bir bize yaşatarak gösterdiler. Ve biz artık ekip olarak inanıyorduk. İyice kenetlenmiştik. Biz modern fabrikalarda en güzel ham maddelerden oluşturulmuş doğal ürünlerin üretildiği lider ürünleri pazarladığımızı iyice hissettik. Türkiye'deki ekibimizin gösterdikleri eşsiz ev sahipliği, karşılamadan ikramlara kadar her aşamanın en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş olması bizi ayrıca gururlandırdı. Bir iş toplantısı düşünün. Hem fabrikaları geziyorsunuz, hem tekne turu yapıyorsunuz, geceleri de canlı müzik eşliğinde zihninizi rahatlatıyorsunuz. Bir profesyonel başka ne isteyebilir ki? Sahip olduğumuz zenginliklerin farkına varmak adına oldukça verimli geçen gezinin sonuna yaklaşırken unutulmaz anlar yaşandı. En güzel şey, müthiş eğlendik tekneler içerisinde. Müzikler çaldı, oyunlar oynandı, şiirler söylendi. Karşıdan karşıya teknelerimizden birbirlerimize şampiyon olmanın zevkini yaşattı. Biz 3 gün boyunca sabah çok erken saatlerde uykusuz olsak zevkle kalktık, şevkle kalktık. O günün heyecanıyla kalktık, bugün daha neler yaşayacağız diye. Bence çok güzeldi, mükemmeldi yani. Bizi bir araya getirdiği için Şahin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Harun Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonu, böyle bir yükün altına girip bize bunları yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Görebileceğimiz en güzel şeyi gördük. Üretimi gördük. İnsanların nasıl çalışıp nasıl emek verdiğini gördük. Bizim için tabii ki bu çok önemliydi. Faydalı bir gezi oldu ekip olarak. Ürünlerin yani içeriğini, nasıl, hangi şartlarda, hangi bölgelerde üretildiğini, toplandığını, paketlendiğini, yapılışını bizzat şahit olduk. Büyük bir marka olmak kolay değil. Kaliteli ürün, kaliteli üretim, kaliteli personel, verimli sosyal aktivite, bu gezi bize bunları gösterdi. 30 yaşında Almanya'ya geldim. Üniversite yıllarına gittim. Üniversite yıllarındaki geziler gibi oldu.
Çok hoştu şarkılar, türküler. Tabii kabiliyetim olsaydı ben de söylemek isterdim ama maalesef ben işle gittim sadece. O anılara gittim. İyi bir enerji depolaması oldu bizim için. Artık bu muhteşem geziyi taçlandırma zamanı gelmişti. Yol uzundu ama enerjilerimiz tamdı. Bir mutluluk, bir kaynaşma, bir hizmet ruhu birbirimizle birlikte yaşadı. Müthiş bir geziden sonra otelimize geçtik. Göremizin en güzel şeyi sıra gecesiydi. Çiloğlu olarak şüphesiz bu organizasyonlara devam edeceğiz. Özellikle katılan tüm arkadaşlarımızdan olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu etti. Hep beraber yaşadığımız bu güzel gezi için tekrardan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kimiz biz? Şampiyon! Kimiz biz? Şampiyon! Kimiz biz? Şampiyon! Kimiz biz? Şampiyon! Kim olduğunu bilen, sahip olduğu değerlerin farkında olan bir markadır Çiloğlu. Bir şirket düşünün ki çalışırken profesyonel, dinlenip eğlenirken aile gibi olsun. Bir şirket düşünün ki başarısının ardında dostluk, kardeşlik ve yenilik olsun. Eğleneceği zamanı, dinleneceği zamanı dostluğu, kardeşliği bilsin. Şevkle, zevkle, gururla, onurla üretsin. Türkiye'nin mucizelerini dünyaya tanıtsın. 10 ürün grubunda 9 farklı markayla toplamda 800'e yakın ürün çeşitliliğiyle sofralarımıza gelsin. Avrupa genelinde 17 ülkede etkin olarak ürünlerini piyasaya arz etsin. Yüzü geleceğe dönük olan şirket, üstünde yükseldiği toprakların ve kültürün de bilincinde olarak büyürken, yeni tüketici alışkanlıklarını da önemsiyor. Çiloğlu kalite, Çiloğlu sağlık, Çiloğlu güven demek. Ve elbette Çiloğlu afiyet demek.